Sultan Abdülaziz tahttan indirilmişti. Aklı nisyana uğradı diye halkın inanabileceği bir yalan ortaya attılar. Ve bir süre sonra da bileklerini keserek intihar süvererek kendisini öldürdüler. Yerine yeğeni 5. Murat'ı geçirmişlerdi. Sadece 3 ay tahta kalabildi 5. Murat. Çünkü 5. Murat'ın gerçekten nevrozları vardı ve o sıkıntılı günlerde nevrozları iyice artmış ve ona bir cülüs merasimi, taklidi seyf töreni bile yapamamışlardı. Halkın arasında tuhaf bir hareket yapmasından korkuyorlardı. Amcasını böyle bir bahaneyle indirmişken gerçekten bu sıkıntılara sahip bir şehzadeyi nasıl başa çıkardıklarını halka izah edemezlerdi. Darbeci paşalar iki büklüm buraya geldiler. Yani Maslak kasrına. Bu arkamda gördüğünüz dairede Sultan 2. Abdülhamit Han yaşamaktaydı. Ve gördüğümüz mekanın ikinci katındaki masada oturdular ve kendisiyle bir pazarlık yaptılar. İlk kez burada Osmanlı tarihinde bir padişahla meşrutiyeti konuştular. Tabii şehzadeydi ama padişah olmak istiyorsan meşrutiyeti ilan edecek, kendi yanında bir meclis getireceksin diyorlardı. Ve Şehzade Hamit Efendi burada onlara yeşil ışık yakmıştı. Mecburdu. Buna evet demezse kendisini tahta geçirmeyecek ve belki de Şehzade Murat Efendi'yi kendi emellerine daha çok alet edeceklerdi. Kabul etti ama istemeye istemeye. Çünkü meşrutiyet ilan edildiğinde Ermenilerin Hıncak Teşkilatı'nın lideri de milletvekili olacaktı. Osmanlı'yı arkadan vuran Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah da milletvekili olacaktı. Ve birinci meşrutiyet onun padişahlık döneminde hiç istenmeyen bir Osmanlı-Rus savaşının onların arzusuyla padişahın haberi olmadan patlak vermesiyle kesintiye uğrayacaktı.